Hayır derken bizi Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaştıracak her türlü şeyi kastediyoruz. Her türlü fiili kastediyoruz. Bunların din literatüründe her birinin farklı bir başlığı olsa da umumi olarak hayrın karakteri, vasfı, temel vasfı Cenab-ı Hakk'ın rızasına götüren, dolayısıyla uhrevi selametimize müncer olan, vesile olan şeyleri anlıyoruz, anlatıyoruz. Bunun tersi de şerdir. O da uhrevi olarak bize azap getirecek olan, Cenab-ı Hakk'ın rızasından uzaklaştıracak olan, dolayısıyla aleyhimize olan şeyleri kastediyoruz. İslam mezhepler tarihinin, fırkalar tarihinin en rasyonel, akılcı fırkası olarak bilinen, öyle takdim edilen Mutezile'nin bu hayır ve şer meselesi hakkında ki kelam ilminde bunun tekabül ettiği başlık hüsn kubuhtur. Yani güzellik, çirkinlik. Kelam kitaplarında bu mesele bu başlık altında işleniyor. Mutezile'nin bu hüsn kubuh, hayır şer, günah sevap, güzel çirkin meselesindeki tutumu enteresandır. Bize Mutezile'yi rasyonel, akılcı akım olarak anlatanlar Mutezile'nin bu yönünü ya bilmiyorlar ya da bilerek es geçiyorlar. Bize Mutezile'nin Mutezili alimler içerisinde metni ulaşmış olanlardan birisi muahhar Mutezile'den Ebu'l-Hüseyin el-Basri. Onun El-Mu'temed fi Usulil Fıkıh diye bir eseri var. O eserinde şöyle bir başlık var. Babun fi ma yu'lemu bi edilletil akli ve ma yu'lemu bi edilletil şer'i. Akli delillerle ve şer'i delillerle bilinen şeylerle ilgili bahis. Orada diyor ki İ'lem ennel eşya'el ma'lumete bil delil, delille bilinen şeyler. Bilmiş ol ki delille bilinen şeyler imma en yesahha en tu'leme bil akli fakat, ya sadece akılla bilinmesi sahih olan şeylerdir. Ve imma bir şer'i fakat, veya sadece şer'i delille bilinebilecek olan şeylerdir. Ve imma bir şer'i ve bil akıl, ya da hem akli hem şer'i delille bilinecek olanlardır. Mutezile bile delille bilinecek olan şeyleri üç gruba ayırıyor. Bir grup sırf akılla bilinecek olanlar, bir grup sırf şer'i delille, sem'iyatla, ayetle, hadisle bilinecek olanlar, bir grupta hem şer'i hem akli delille bilinecek olanlar. Akli delille bilinecek olanlardan bahsettikten sonra hem şer'i hem akli delille bilinecek olanlardan bahsediyor. Burada şer'i delille akli delil birbirini takviye eder, birbirini teyit eder. Bizim için önemli olan sadece şer'i delille bilinecek olan şeylerle ilgili bahis. Orada diyor ki bunlar sadece sem'iyatta nakli delillerle bilinebilecek olan şeylerdir. Akılda bunlarla ilgili bir delil, bir delalet yoktur. Yani bunların güzelliğini, çirkinliğini, doğruluğunu, yanlışlığını akılla bilemeyiz. Kel mesalihi vel mefasidi şer'iyyeti ve ma lehu taallukum bihima. Şer'i maslahatlar
şer'i mefsedetler ve bunlarla ilgili diğer hususlar. Şimdi Mutezile bize diyor ki şer'i maslahatlar ve şer'i mefsedetler sadece şer'i delille bilinir, nakli delille bilinir. Herhangi bir şeyin şer'i olarak, şer'i bir hüküm olarak bize fayda mı yoksa mefsedet mi getireceğini biz aklen bilemeyiz bu başlık altına giren hususlar ile ilgili olarak. Bunları biz akılla bilemeyiz, akıl bu hususlarda bize rehberlik edemez. Bu hususları bilmenin yolu şeriattır, şer'i delildir, Kur'an'dır, sünnettir. Bununla ilgili de uzun uzun efendim örnekler veriyor, tartışmalara giriyor. Biz oraya girmeyelim. Demek ki Mutezile'de bile bir şeyin şer'an maslahat mı yoksa mefsedet mi olduğunu bilmenin sadece şer'i delilleri bilmeye bağlı olduğu bir alan var. O alanda akıl söz sahibi olamıyor, akıl bize rehberlik edemiyor. O alanda bizim şer'i delillere, Kur'an'a, sünnete ihtiyacımız var. Bu şu demektir, güncel, aktüel meselelerle bağlantısını kuracak olursak, bu son yıllarda bilhassa makasıd-ı şeria veya hikmet-ü teşri gibi başlıklar altında çalışmalar yapılıyor. Burada şöyle bir takdim var. Şeriatın gönderilmesinden bir maksat vardır. O maksat kulların maslahatlarını deruhte etmektir, gerçekleştirmektir. Efendim, Kur'an'ın nazil olduğu dönemde bu maksatlar belli araç hükümlerle gerçekleştirilmiştir. Burada bugün 21. asırda bizim o maksatlara ulaşmak için o araç hükümleri aynen tekrarlamamız gerekmez. Yani hırsızın elini kesin. İşte çarpıcı bir mesele, başlık. Bu arkadaşlar diyorlar ki asıl olan maksat hüküm hırsızlığın engellenmesidir. Hırsızlığın önlenmesidir. Kur'an'ın nazil olduğu dönemdeki sosyolojik yapı, sosyokültürel yapı, bunun ancak el kesilmesi, hırsızın elinin kesilmesi halinde bu maksadı gerçekleştiriyordu. O toplum bunu kaldırıyordu. Ancak bu dilden anlıyordu. Fakat şimdi artık insanlık gelişti, değişti. Efendim, hırsızlık yapma tarzları da değişti. Dolayısıyla hırsızlığı engellemek istiyorsanız artık hırsızın elini kesmeniz gerekmez. Zinayı engellemek istiyorsanız zina edenlere Kur'an ayetinde geçtiği üzere 100 sopa vurmanız gerekmez. Bu meseleler araç hüküm, amaç hüküm, maksat hüküm, vesile hüküm şeklinde bir ayrıma tabi tutulur. Asıl olan maksat hükümdür, amaç hükümdür. Onu gerçekleştirmektir esas olan. Bugün için o maksadı gerçekleştirmek için o teşri kılınmış olan o vesile hükmü aynen tekrarlamamız gerekmez. Hatta bazen bu ciddi arızalara yol açar. Maksadı tespit edebiliyorsak bu maksada o gün o yolla gidiliyordu, bugün başka bir yolla gidilebilir. Asıl olan o maksadı gerçekleştirmektir şeklinde bir takdim dikkatimizi çekiyor. Daha önce belki başka vesilelerle de bahsetmiştik. İmam Şatıbi'nin Maliki mezhebinin usulcülerinden İmam Ebu İshak Eş-Şatıbi'nin
El-Muvafakat fi Usul-i Şeria diye bir usul kitabı var. Bu usul kitabında bu söylediğim şeylerden bahsediyor İmam Şatibi. Bu eser üzerine çok fazla çalışmalar yapıldı. Üzerinde çok fazla duruldu. Sempozyumlar yapıldı. Doktora tezleri hazırlandı. Sonra Tunuslu meşhur İbni Aşur, Tahir bin Aşur. Onun Makasıdü Şeriatil İslamiye diye bir eseri vardı. Bu eser de aynı şekilde tercüme edildi. Üzerine tezler yazıldı vesaire. Yapılmak istenen şey, işte bir kısım ahkam ayetlerinden, bir kısım ahkam hadislerinden modern telakki ile örtüşmeyen efendim bir kısım hükümlerden kurtulmanın tırnak içinde şer'i bir formülü, bunu arıyoruz. İşte bu çalışmalarda bize bu imkanı veriyor gibi bir bakış açısıyla yapılan çalışmalardı bunlar. Halen bu devam ediyor. Değişim denen şeyin mutlak geçerliliği düşüncesi ile buna şer'i bir zemin teşkili, şer'i bir zemin tesisi arayışında olanlar için bu mesele bir sanki bir zemin teşkil etti gibi öyle bir algı var piyasada. Oysa bakın Mutezile bize diyor ki şer'i maslahatları ve şer'i mefsedetleri bilmenin tek yolu şer'i delillerdir. Akıl bunu bilemez. O halde hırsızlığın önüne geçmek istiyorsanız amaç hüküm, araç hüküm şeklindeki o ayrımı çok ciddi bir şekilde tahlil ve tetkik etmelisiniz. Bu disiplinleri ortaya koyan insanlar, Şatibi olsun, İbni Aşur olsun, daha başkaları olsun, böyle bir şey mi kastettiler? Kasıtları bu muydu? Şer'i hükümlerde zaman içinde değişikliğe gidilebilir gibi bir telakkileri vardı da bu ilmi onun için mi tesis ettiler? Yoksa esasen böyle bir şey yok. Burada bir cambaza bak durumu mu var? Evet, bendenizin tespit edebildiğim kadarıyla burada bir cambaza bak durumu var. Zira bu meseleler usulü fıkıh ve usulü din ilimlerini doğrudan ilgilendiren meselelerdir. O başlıklar altında incelenmelidir. Ve bu ilimleri tesis edenler, makasıt ya da hikmet-i teşri, bunu bir sistem olarak önümüze koyanların efendim usulü fıkha bir alternatif olsun, farklı amaçlara, farklı hükümlere gidelim, değişimi şer'i bir zeminde tırnak içinde meşrulaştıralım, ona şer'i bir zemin teşkil edelim gibi bir düşünceleri yoktu. Daha önce de farklı vesilelerle söylemiştim, bir kere daha tekrar edeyim. Tahir bin Aşur'un Tahrir ve Tenvir diye bir tefsiri var. Çok güzel bir tefsir. Ve bu Makasıdü Şeriatil İslamiye'den sonra yazmış bu eseri. Bendeniz bu tefsirin tırnak içinde netameli gibi bugün için görünen, öyle takdim edilen ayet-i kerimeleriyle ilgili bütün bahislerini gözden geçirdim. Orada İbn-i Aşur'un böyle bir maksadı yok. Kadim ulema ne söylemişse o da tefsirinde aynısını söylüyor. Dolayısıyla Makasıdü Şeriatil İslamiye veya Hikmetü Teşri başlığı altında ulemamızın yaptığı çalışmalar ahkamın değişmesi vesaire konusunda bugün modern çağın dayatmalarıyla hareket edenler, böyle bir psikolojiyle hareket edenler bu eserlerde aradıklarını bulamayacaklar. Meğer ki bu eserleri ve müelliflerinin maksatlarını tahrif etsinler. Ancak bu şekilde ulaşabilirler. Mutezile'nin böyle düşündüğü bir alanda Ehl-i Sünnet ne düşünür? Bu konuda Mutezile'ye çok yakın durmakla itham edilen Ehl-i Sünnet mezhebi bildiğiniz gibi Maturidiyye'dir.
İmam Maturidi bu konuda ne düşünmüş? Hüsn-i kubuh meselesinde, hayır şer meselesinde efendim sırf akli, rasyonel bir tavır mı ortaya koymuş diye baktığımızda hayır. Onda da böyle bir tavır yok. Özellikle günümüzde bir kısım çevrelerin Hanefi Maturidi çizgiden bir ılımlı Müslümanlık kotarma çalışmaları da doğru bir nitelendirme ile tam anlamıyla tahriftir. Ne İmam Maturidi'de, ne Maturidi kelamında, ne Maturidi Hanefi usul çalışmalarında efendim hüsn-i kubuhun tamamen sırf akli olduğuna dair herhangi bir ifade, herhangi bir tespit bulunması ve gösterilmesi mümkün değil. Tam aksine İmam Maturidi gerek tevilatında gerek Kitab-ı Tevhid'inde hüsn-i kubuh meselesini ikiye ayırarak inceliyor. Birinci kısım iyiliğine, hüsnüne ya da kubuhuna, kötülüğüne. Biz buna babımız kavramlarıyla ifade edersek hayrına ve şerrine diyebiliriz. Sırf akli bir delille delalet bulunanlar, bir de aklın buna hükmedemeyeceği meseleler. Gerek başlangıcı, gerek hali, gerek meali, geleceği, akıbeti itibarıyla aklın herhangi bir hüküm veremeyeceği meseleler şeklinde bir ikili ayrım yaptığını görüyoruz. Gerek tevilatta, gerek Kitab-ı Tevhid'de bu çok net. Dolayısıyla İmam Maturidi'den de bugünün modern, rasyonel Müslüman algısına, İslam algısına ekmek çıkmaz. Eş'arilere gelince onlar zaten hayrın ve şerrin, hüsnün ve kubhun tamamen şeriata, şer'i delillere bağlı olduğunu söylüyorlar. Yani akıl bir şeyin iyiliğine ya da kötülüğüne, hayriyetine ya da şerriyetine hüküm veremez diyorlar. Bu tamamen şeriatla, tamamen Kur'an'la, sünnetle ya da vahiyle bilinebilecek bir husustur. Dolayısıyla ne ehli sünnetten ne mutezileden günümüz modern, rasyonel İslam algısına, Müslümanlık propagandasına bir zemin bulmak mümkün değil. Bu alanda yapılan atıflar varsa eğer ki vardır, bunlar ya anlamamaktan veya tahriften kaynaklanan şeylerdir.